Karaciğeri yağlanan biri ne yapmalı, ne yapsın? Melda Hanım, her ne sebeple olursa olsun karaciğeri yağlanan birisinin ilk yapacağı şey, karaciğerimin yağlanmasına yol açan hangi hatayı yapıyorum bakması lazım. Bir, karaciğer yağlanması yapan bir ilaç kullanıyorum. Bazı ilaçlar, özellikle içerisinde parasetamol bulunan ilaçlar karaciğer yağlanmasını hızlandırır. Başka ilaçlar da var. İki, alkol kullanımı tabii ki karaciğeri yağlanıyor. Alkol tamamen sıfırlaması lazım. Üç, şeker kullanımı arttıkça, nişasta bazlı fruktoz kullanımı arttıkça, meyvelerdeki fruktozun yoğunluğu bile, yani her gün iki bardak meyve suyu için karaciğeriniz yağlanır. Dolayısıyla meyve sularından uzak durması lazım. Taze sıkılmış olanlar dahil. Zaten o şeker eklenmiş konsantreleri evlerine bile sokmasınlar ama taze sıkılmış meyve sularından bile uzak durması lazım. Ve akşamlarına bir meyve ziyafeti olmaktan çıkarmaları lazım. Yapacakları en son iş, nişasta ile ilişkilerini sınırlayacaklar. Yani beyaz unla olan ilişkilerini sınırlayacaklar. Bunun dışında ne yapmaları lazım? Karaciğer yağlanmasının en etkili ilacını kullanmaları lazım. O ilaç çok basit, ucuz, bedava yürüyecekler. Tempolu yürüyecekler. Mümkün olduğu kadar çok karaciğerdeki yağın serbestleşmesini, yani enerji olarak kullanmasını sağlayacaklar. Bunları yapmaları çoğu zaman yeterli olur. Buna rağmen karaciğer yağlanması devam ediyorsa medikal bir tedavi için bir gastroenteroloji uzmanıyla ya da bir dahiliye uzmanıyla temasa geçmeleri lazım.